kitabımı doğru kullanıyorum da bugün yine sizden gelen yorumlarla sorularınızı cevaplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. 66 Yozgat demiş ki edebiyat tarih konularını anlıyorum. Sonra tekrar edeceğim zaman unutuyorum. Konuyu nasıl pekiştirebilirim? Hocam yardım edin lütfen demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 10. sınıf eşittir TET'nin yarısı. Yani şöyle düşünelim. YKS yani üniversite sınavını düşünürsek yarısı TET'den oluşuyor yarısı TET'den oluşuyor, yarısı AYT'den oluşuyor. AYT çok çok daha önemli tabii ki bunu biliyoruz. Ama iyi bir üniversite kazanmak için de TET önemli. TET konuları 9 ve 10. sınıftan, AYT konuları da 11 ve 12. sınıftan oluşuyor. Dolayısıyla sizler şu anda 10. sınıfta çalıştığınız konular sadece okul yazılarınız için değil, aynı zamanda ileride gireceğiniz üniversite için de çok çok değerli. Dolayısıyla edebiyat, tarih ya da coğrafya gibi sözel dersleri çalışırken mutlaka önceden birikimlerinizi sağlam yapıp geleceğe dair de yatırım yaptığınız yani üniversite sınavı için yatırım yaptığınız unutmamanız lazım. Bizler de bunun için Dinamo Sözel Set'i hazırladık arkadaşlar. Dinamo Sözel Set'te edebiyat tarih, coğrafyayı en güncel yeni nesil sorularla çalışmanızı sağlıyoruz. Ve sorularımızı hazırlarken ÖSYM'nin standartlarını yani Milliyetin Bakanlığı kazanımlarını göz önünde bulundurduk. Şunu demek istiyoruz. Sizin girdiğiniz yazılarda mesela örnek veriyorum tarih dersini düşünelim. Sizin gireceğiniz bir tarih yazılısında öğretmenlerimiz yani hocalarımız mutlaka kazanımlar uymak zorunda. Aynı zamanda ileride gireceğiniz üniversite sınavında da ÖSYM komisyonu bu kazanımlara bakarak sorular hazırlıyor. Dolayısıyla öncelikle biz bütün derslerimiz yani bütün Dinamo serisinde öncelikle kazanımları veriyoruz. Öğrenci sınavların nereden geleceğini bir görsün. Sonra bu kazanımlara uygun rehber sorular ve çözümler. Aynı zamanda bütün soruların çözüm biliyorsunuz ki uzman hocalar tarafından TAS uygulaması sayesinde sizlere geliyor. Sonrasında bu Tesla bölümlerinden itibaren tekrar bölümleri geliyor tekrar bölümlerinde yine yeni nesil güncel sorular var. Bu tekrar bölümdeki soruları çözüyorsunuz ve bu soruların ardından ÖSYM tarzı sorular geliyor. Yani bu sene üniversite sınavına girseydiniz 10. sınıftan bu konu size gelseydi nasıl soru çıkar? İşte bu şekilde sorularla da çözüyorsunuz. En önemli kısım ise yazılı soruları. Sınavlarda bize yazılı soru soruyorlar. Yani doğru yanlış, boşluk doldurma ya da eşleştirme soruyorlar. Bunları da çözüyoruz ve bütün bunların çözümü de yine uzman hocalar tarafından sizlere sunuluyor. Sonra diğer konuya geçiyoruz. Yine Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları. Yine bu kazanımlara uygun bir şekilde sorulmuş rehber sorular ve ardından da gelen tekrar bölümleri ...ve tekrar bölümlerinden sonra gelen ÖSM tarzı sorular. Dinamo tarihte, Dinamo Edebiyatta ve Dinamo Coğrafyada da... ...yine aynı yöntemle sizleri hem onun sınıftaki yazılarınız için... ...hem de ileride gireceğiniz ÖSM için yani ÖSM sınavları için... ...YKS, LYS, TYT fark etmez bunların her biri artık biliyorsunuz ki... ...farklı isimlerle de olsa benzer kazanımları soruyor. Bunlara çalışmanız için bu güzel seti sizlere hazırladık. Peki hocam bu setin faydası nedir bize... Üçünü bir arada aldığınızda daha avantajlı bir fiyat oluyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Diyelim ki siz burada örnek veriyorum. edebiyattan örnek verelim. Edebiyatta bu soruları çözdünüz. Hata yaptığınız zaman mutlaka soruların çözümünü izleyin. Çünkü hocalarımız özel ders adını anlatıyor. Aynı zamanda hata yaptığınız soruları sonradan size hata kutusunu ayrı bir test olarak sunuyoruz. Yani bizim kitaplarımızdaki bütün bu kitaplardaki soruları dijital olarak bir kez daha çözme şansınız var. Burada çözdünüz. Ceyhan dediniz. Tamam. Sonra bir daha belli bir zaman sonra bu soruları dijital olarak da çözebilirsiniz. Bütün bu Dinamo Set'teki kitapları veya diğer kitaplarımızı açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç kitapçısından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdiden okul sınavlarınızda ve ileride gireceğiniz üniversite sınavında başarılar arkadaşlar.